günümüz dijital çağında mesajlaşma ilişkilerin önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak bu sanal iletişim biçiminde doğru adımları atmak, ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için büyük önem taşır. İşte mesajlaşma sanatında ustalaşmak için dikkat edilmesi gereken 10 madde. Birinci erkeksek çok fazla emoji kullanılmamalı. Emoji kullanımı mesajlara duygusal bir dokunuş katabilir. Ancak erkekler için aşırı emoji kullanımı bazen olumsuz algılanabilir. Erkekler, mesajlarının ciddiyetini korumak ve karşı tarafa daha net bir mesaj iletmek için emojileri kararında kullanmalıdır. Kadınlar için de emoji kullanımı önemlidir. Ancak burada da denge esastır. Fazla emoji kullanımı mesajın anlamını bulandırabilir ya da aşırı duygusal bir izlenim yaratabilir. Mesajların net ve anlaşılır olması için emojiler dikkatli seçilmelidir. Üçüncü, Farklı düşüncelere saygı. Mesajlaşma sırasında karşı tarafın düşüncelerine saygı göstermek sağlıklı bir iletişimin anahtarıdır. Tartışmalarda veya farklı bakış açıları sunulduğunda saygılı bir dil kullanmak ve empati yapmak önemlidir. 4. Kişisel sınırlar. İlişkilerde kişisel sınırlar hayati önem taşır. Mesajlaşma sırasında da bu sınırları aşmamak gerekir. Karşı tarafın özel hayatına dair çok fazla soru sormak veya sürekli mesaj atmak rahatsız edici olabilir. 5. Gereksiz sakalardan kaçınmalı. Mesajlarda yapılan şakalar her zaman karşı tarafta beklenen etkiyi yaratmayabilir. Gereksiz veya yanlış anlaşılabilecek şakalardan kaçınmak yanlış anlaşılmaların önüne geçer ve ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürmesini sağlar. Altıncı mümkünse kısa sürede dönüş yapılmalı. Mesajlara kısa sürede yanıt vermek, karşı tarafa saygı gösterdiğinizi ve iletişimi önemsediğinizi gösterir. Ancak sürekli anında cevap vermek zorunda hissetmek de karşılıklı baskı oluşturabilir. Dengeli bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Yedinci özel bilgiler ve fotoğraflar paylaşılmamalı. Mesajlaşma yoluyla özel bilgilerin veya fotoğrafların paylaşılması güvenlik açısından risklidir. Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi ciddi sorunlara yol açabilir. Güvenliğe önem vermek ve dikkatli olmak gereklidir. 8. gec saat yazma mali. Geç saatlerde mesaj göndermek karşı tarafın rahatsız olmasına neden olabilir. Mesajlaşmanın zamanlamasına dikkat etmek karşılıklı saygıyı korumanın bir yoludur. Özellikle iş veya okul günlerinde daha makul saatlerde mesajlaşmak tercih edilmelidir. 9. Nazik dil kullanılmalı. Mesajlaşma sırasında kullanılan dil, ilişkinin kalitesini belirler. Nazik ve saygılı bir dil kullanmak, karşı tarafın kendini değerli hissetmesini sağlar ve olası yanlış anlaşılmaları engeller. 10. Ekran görüntüsü Alan Karşı tarafın izni olmadan mesajların ekran görüntüsünü almak ve paylaşmak güveniz edeler. Özel konuşmaların gizliliğine saygı göstermek, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Mesajlaşma, ilişkilerde önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir. Yukarıda sıralanan 10 maddeye dikkat ederek hem bireysel hem de karşılıklı saygıyı koruyarak ilişkilerinizi daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde sürdürebilirsiniz. İyi iletişim, güçlü ilişkilerin anahtarıdır.